Ben de bugün size Çanakkale'de savaşan, hocamın da bahsettiği gibi bir tane imparatorluk bir parçası olan İrlandalı askerlerin nerelerde savaştıklarından bahsedeceğim. Öncelikle aslında hocamın sunumu benim için çok iyi oldu. Bir tane imparatorluğunu tanıtmama gerek kalmadı. Pek çok asker geldi bir tane imparatorluğundan. İrlandalılar da onlardan bir tanesi. İrlanda'yı bir kısmı ben bahsetmek istiyorum. Bugün İrlanda Avrupa'daki en üçüncü adıdır. Kuzeyi bugün Britanya'ya bağlı, güneyi ise bağımsız. İrlanda Cumhuriyeti olarak adlandırdığımız yer Güney İrlanda'dır. Adanın bugünkü yerlileri İrlandalılar, Celt ırkına mensup, M.Ö. 7. 7. yüzyılında adaya geldiler. 12. yüzyıla kadar burada tek başlarına bir yönetim sağladılar. 12. yüzyılda başlayan İngiliz işgal kendilerinde 1921'e kadar sürdü. Bu sebeple bu süre zarfında pek çok isyan olduğunu görüyoruz. İrlandalılar kendini yönetmek istiyor kısacası. En sonunda Eylül 1914'te öz yönetim yasa tasarısı dediğimiz İngilizcesi kabul edildiğini göstermesinde ama uygulaması savaş sonrasında bırakıldı. Bu sebeple bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki İrlandalı milliyetçileri etkileyecektir. Aslında İrlandalı milliyetçilerin pek çoğu bağımsız olmak istiyor. Ama Home Rule kanunun yani öz yönetim kanunun kabul edilmesinden dolayı bunu son bir vazife olarak görüyor. Milliyetçilerin pek çoğu görmeyen taraf ise bunun savaş sırasında imparatorluğa karşı bir fırsat olarak değerlendirecek ve Almanya hatta Osmanlı İmparatorluğu'yla da iletişimleri var. Bir başka çalışmamda buna değinmiştim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Britanya ordusundaki Anzaklar, İskoçlar, Hintliler, İrlandalılar hepsi üzerlerine düşen yaptılar. Ama biz bugün görüyoruz ki İrlanda'da deli bu seferi kendi terimleriyle uzun yıllar toplumun hafızasından siliniyor. Bunun sebebi şu, özellikle Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra, 1921'den sonra kendilerine imparatorluğa ait olma duygusuyla bir çelişkide oluyor İrlandalılar ve Birinci Dünya Savaşı da dahil bütün savaşlardaki Britanya İmparatorluğu için yapılan fedakarlıkları unutmak istiyorlar. Bu 1998'e kadar geçer. Yani 1998'e kadar İrlanda'da Gelibolu'nun hiç bilinmediğini söyleyebiliriz. Hatta bugün akademik çalışmalar çok az. 2014'te başlanıyor. İrlandalıların Gelibolu'da yaptıkları fedakarlıklar veya savaştıkları muharebeler. Hala İrlanda basınında Gelibolu ile ilgili yapılmış bir çalışma olmadığını tespit ettim. Bu şekilde. Bu gördüğünüz İrlanda'ya gelen bir bölükten subayların fotoğrafı. Bu da bir çalışma fotoğrafı. Bu algı vardı. Yani Sefil Bahir ya da Sorbalı'da ölmektense İrlanda gökyüzünün altında ölmek daha değerli onlar için. Bu bir halk şarkısı. Özellikle de bağımsızlık isyanı sırasında ortaya çıktı. Gelibolu bu arada onun için dönüm noktasıdır. Yaşanan kayıplar halkı ve özellikle milliyetçileri çok fazla etkilediği için Paskalya ayaklanmasını teşvik etmişti. Bazı akademisyenlere göre özellikle Gelibolu'dur. Paskalya ayaklanmasının daha çok bağımsızlık savaşının sebebi Gelibolu'dur diyorlar. Şimdi hangi tümenler ya da tugaylar vardı? Kısaca bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. 210 bin İrlandalı asker Britanya'nın savaşına destek verdi. Bu terimi kullanıyorum çünkü kendileri de bugün o terimi kullanıyorlar. Düzenli İrlandalı askerler 29. tümene bağlı. 86, 87 ve 88. tugaylar. Öncelikle Sefil Bahir'de görev yaptılar. Gördüğünüz gibi daha sonra Sulla ve Afartalı yani Sulla ya da Afartalı'ya aktarıldılar. Bunun dışında bir de tamamen gönüllü askerlerden oluşan 10. İrlanda Tümeni çok meşhurdur. Onların görevi Sulla'dır. Yani anapartılar ama ayrı durumunda da Anzak kuvvetlerine yardımcı oldular. Çanakkale Deniz Savaşları'nda İrlandalı askerler olmamasına rağmen şunu söyleyeyim. Filo Komutanı Akdeniz Ordukları Donanma Komutanı
Koremren kargında bir İngiliz İrlandalı ailenin çocuğu. Amiral Robert aynı zamanda yüksek komiser olacak ileride. Kendisi İrlandalı. Görüşünden onun daha çok İrlandalı'ya benzerini yorumunu yapabiliriz. Kara savaşlarında direkt cephelere geçeceğim. İngilizler Selim Bahir'den başlayan, yani aynı anda 25 Nisan'da çıkartmada Selim Bahir, Aragon'u ya da Anzak Anzak'ın ve Kabatepe, Fransız kuvvetlerinin çıkartmada. Yani üç yerde aynı anda çıkartmalar başladı. İrlanda kuvvetlerinin yer aldığı 29. Tümen ve sahil olarak gördüğümüz bugün biz tercih koyuyoruz. Yerle savaştılar. Normalde İrlandalı askerler gibi diğer askerler gibi bir gün iç sahibi. Orada da İrlandalı askerler savaştı, biz koyuyoruz. Hepsi kraliyet dolanmalarıyla belli bir yere kadar getirildi. Daha sonra Beys Hanım'ındaki plan farklıydı. Şöyle, Beys Hanım'ın iki şu planlamıştı. Bir buluşma gerçekleştiriliyor. 29. tümenin Dunedin, kraliyet Dunedin piyadeleri. Teknelerle kraliyet Munster piyadeleri ise Ravenclaw'ın eski bir piyadesiyle ona geçmeden Aragon'un da İrlandalıların savaşmadığını ama ünlü bir denizaltı vardır ailek gibi. Onun komutanı Yerbay Henry Stoker'ın da bir İrlandalı olduğunu söyleyeyim. Daha sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçip bir Marmara Denizi'nde bir denizaltısı batırılıyor. Esir oluyor. Türkiye'de uzun yıllar döndükten sonra ünlü bir oyuncu olarak kendisini görüyor. 1945'te falan filmlerde oynuyor. Daha çok yani Henry Stoker yazdığımızda film artısı diye çıkıyor burada. Askerliğinden ziyade. Selim Bahir'e dönecek olursak, B sahilindeki bu plan uygulamaya konulurken büyük zorluklar yaşandı. Gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. Böyle bir plan düşünülmüştü. River Clyde büyük gemi. Askerler tahta iskeleler aracılığıyla kıyıya kadar yanaştırılacak büyük gemi. Ve çok fazla ıslanmadan hemen kıyıya sahile çıkacaklardı. Ancak biraz akıntı, biraz da şu makinesi ateşinin vermiş olduğu heyecan ve panik ortamında bu çok iyi düzenlenemedi. Öncelikle Malmalar'daki Dunedin, Kraliyet Dunedin piyadeleri töreye çıktılar. Çıkan 1000 kişi, yani ilk defa da 1000 kişilik kuvvetten 500'ünün anında öldüğünü bildiriyoruz. Ardından sıra River Clyde'daki Kraliyet Munster piyadeleri geldi. Bu arada Dunedin ve Munster, İrlanda'daki eyaletlerin isimleri. Dunedin başkenti zaten, Munster'de bir eyalet. Oradan toplanan gönüllü ya da düzenli askerleri temsil etmek için bu isimler kullanılıyor. Başka isimler de var. Mesela Toma Rangers diye bir grup var. O da o civardan toplanan. River Clyde'dan çıkan askerler yine kendilerinden önceki Dunedin piyadeleri gibi 11 atış altında çok fazla kayıp verdiler. Yarısı yine buradan da çıkartılan ilk 1000 kişilik grubun yarısı anında öldü. Çıkmayı başaranlar için ile ilgili şunu göstereceğim. Şu River Clyde'dan bir fotoğraf. Şu karanlık kısım, gibi askerlerin saklandığı yeri gösteriyor. Yani çıkmayı sahile çıkmayı başarabilenler Selim Bahir kalesinden ilerleyecekler. Orada bekliyorlar ama ne olacağı belli değil. Yani ne kadar kuvvet gelecek ya da makinesi ateşine nasıl ilerleyecekler. Orada kaldılar diyebilirim, sıkıştılar diyebilirim. Buna rağmen çıkartmanın sürdürülmesi kararı alındı üst yetkililerde. Ancak o sırada oradan geçen bir İngiliz pilotunun V sahibinin kan kırmızısına döndüğünü raporlamasından sonra çıkartmaya son veriliyor ve akşam devam ediliyor. Akşam yapılan çıkartma bu kadar kanlı olmayacak. Bundan sonra şunu görüyoruz. İki grup çıkartılmıştı. Dunedin piyadeleri ve Munster piyadeleri. İki grupta tamamen eridiği için Dunedin'in ve Munster'in ter kısmı birleştiriliyor. Dunedin olarak birleştiriliyor bu piyade grupları. Kirte'ye ilerleyişte bu şekilde bir kavram getirildiler.
Bilindiği gibi Nisan'dan Temmuz'a kadar burada 6 farklı yerde, pardon 3 ayrı yerde 6 farklı muharebe yapıldı. Sekir, Bahir'de İrlandalı askerlerinin hepsinde yer aldığını biliyoruz. Mesela Kirte'de yer aldılar, Kirte'de ya da Zülümeni'de. Ayrıca ekleyeceğim, sadece İrlanda basınından biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Ayşin Kitabı'nın gazetesi, Kirte muharebelerinde çok büyük kayıplar yaşamalarına rağmen bunu bir başarı olarak aktarıyor o dönemde. Evening Herald'da ilginç bir haber görmüş. O kadar başarılılar ki karşısındaki Türkler de çok kayba uğradı ama cesurca savaşarak öldüler diye bir haber. 22 Haziran 1915'te çıkıyor. Burada ünlü bir yazar var. Irish Forces from Great War isimli eski yazarı Dunham. Diyor ki aslında Kilt'e her şeyi göstermişti. Ama buna rağmen devam edildi. Oscar Wilde'ın bir sözünden bahseder. Bir yanlış bir kere yapmak belki hata kabul edilebilir ama 3-5 kere yapmak bundan daha kötüsüdür diye yorumluyorlar. Kirke ve Sekin Bahir'den ilerleme çabalarına. Bu da yine Kraliyet Adım ya da Mürsel Piyadeleri'nin Sekin Bahir'deki fotoğraflarını anlatması. Burada da yer aldılar. Ağustos saldırılarında Sekin Bahir aslında bir oyalama harekatı olarak planlanmıştı ancak burada Kirte ve Altıştepe'yi almak için başka bir girişime dönüştüğünü görüyoruz. Ancak Mursel piyadelerinin tamamen neredeyse yok olduğunun anlaşılmasından sonra Sekir Bahir'deki bütün operasyon durduruluyor. Ardından Arıburnu'na geçecek. Oluşan Arıburnu'nda aslında günün İrlanda tümeyi yer almayacak. Ama Anzaklara yardımcı olması için 29. Tugay'ı 10. tümenin yer alıyor. Yardıma gelmelerine rağmen özellikle Cumhur Bayırı'nda çok büyük inzelandalılarla birlikte asıl ağırlığı burada Command Rangers grubunun çektiğini görüyorum. Neredeyse sayıları yok oluyor. Kansette ve Cumhur Bayırı'nda. Bu yine yalnız çamur çalışmaya dair bir görsel. 10. İrlanda Tümeni komutanı Brian Mahmut'un bir resmi. Sulla da bakacak olursak, kendilerine söylediği gibi Michael Sulla Morsetti Bahir diyorlar. Yani Sekin Bahir de ağırlıklı, Sulla da ise gönüllü 10. tümen. Burada ağırlıklı İrlanda 10. tümenini görüyoruz ama şunu söylemek lazım. İlk çıkartma anında değil belki ama muharebelerde çok büyük kayıplar verdiler. 10. tümenle ilgili özellikle burada bir bölüğü var. Pals diye de geçiyor. Arkadaşlar birimi. Bunlar mesela futbolcu takımı. Savaşa merak ya da akran baskısı sebebiyle katılıyorlar. Gönüllü büyükler. 9-10 ay ilgili eğitimden geçerek ilk savaştıkları yer Gelibolu. Bu tabii ki çok büyük pahalıya mal oluyor onlar için. 10. tümenle bir binbaşı, aynı zamanda 10. tümenin tarihini yazan Brian Cooper'ın bir sözü var. Gelibolu çıkartması özellikle de Sulla için. 10. tümen tamamen dağılmış, bir yıllık emek, bir haftada yok edilmiş ve hiçbir maddi kazanç kazanamamıştı diyor. Hiçbir maddi kazanç yoktu. Kısaca savaşın bu şekildeyken, İrlanda basınında genel olarak başarılı övüldüğünü, yani bunu başarılı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun sebebi de şu, o dönemde birçok askeri uzman özellikle Ağustos saldırılarından sonra konuşmaya başlamıştı. Gelibolu aslında başarısız Britanya artık oradan çekilmeyi gibi yorumlar vardı. İrlanda gazeteleri Eylül'e kadar bunun aksine emin oluyorlar. Eylül'de bir subayın güzel aktarımı var burada. Birazcık bahsetmek istiyorum. Burada hayat muhteşem. Tugayımız Ardar bu hafta savaşta dinlen ve kamplandığını sonra tekrar sahile geldik. Yırtık kırtık kıyafetlerimiz, İşte konservelerimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Bunları elbette ki anlayabilirsiniz diyor. Çok fazla arkadaşla çalıştım ama hepsi yaralandı veya öldü. Burada çok harika zaman geçiriyoruz. Ayrıca Türk subayları hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok hoş, kibar ve oldukça da İngiliz görünümlüler. Hiç de vahşilere benzemiyorlar. Esir olmaktan da çok memnunlar. Buradaki her şey bizi neşelendiriyor yorum var. Yani bunların hepsi ünlem işaretiyle yazılmış haberlerdi.
Son olarak kayıplara dair bir şey söylemek istiyorum. Halen net olarak tespit edilmediğini söyleyebilirim. İrlandalı akademisyenler burada ayrı veriyorlar. 6000 gibi. İrlanda gazeteleri bir eskiye dair 4000 diyorlar. Benim kendim naçizane tespitime göre 6000 ile 8000 arası ölen asker. Kayıp içinde 9000 kendilerine bahsetti. Sadece 13000 kaybı. 13.000'e yakın olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir algı var. Son olarak bir İrlanda gazetesinde görmüştüm. Ne kadar ilginç diyor. 1916'da kahramanlarından bir tanesi diyor ki Türkler aslında bizim cesur müttefikimiz olmalı İngiltere'ye karşı. Ama biz onlara karşı savaştık ve 4000 kişi öldü. Halbuki Kırım Savaşı'nda Türkleri desteklemek için 5100 kişi 5100 yılından da ölmüştü. O da bir tezat diye bir yorum var. Benim görüşüm işte. Tabii söyleyecek çok şey var ama bu kısa bir sürede ayrıca bunlardan bahsediyorum. Teşekkür ederim.